Şunu merak ediyorum, annem fark etmeseydi sen bunu bize ne zaman söylemeyi planlıyordun? Vakti gelince söyleyecektim. Ha, tabii. Bebeğini aldıramayacağı kadar büyüdüğü zaman herhalde. Aldırmayacağım zaten, bunu kafana yerleştir. Ben bu çocuğu doğuracağım. Çok büyük aptallık yaparsın. Engel olamayacaksın. Ya lütfen çocuklar, lütfen. Deli işte. Barış. Banucuğum. İlaçları bırakman hiç doğru değil. Bebeğin olsa bile. Anne, ona zarar vermeyeceğim. Ama kendi sağlığına zarar veriyorsun, salağım benim. Barış, sen karışma. Tam iyileştiğim bir dönemde aniden ilaçları bırakman doğru değil hayatım. Bütün bir tedaviyi çöpe atıyorsun. Ya sen de benim evladımsın. Ben de seni düşünüyorum. Senin sağlığın benim için her şeyden önce geliyor. Anne, ben bebeği doğuracağım. Güney'le de bu bebeğin hatırına barışacaksın o zaman. Asla böyle bir şey olmayacak. Ya o bu fırsatı kaçırır mı? Gerizekalı, dibinden ayrılmayacak bir adım bile. Söylemem. Yahu böyle bir şey nasıl saklanır acaba? Ha? Söyler misin? Yurt dışına çıkarım. O harika. Gerçekten çok güzel fikir. Dönünce insanlara ne diyeceksin peki? Ya bırak Allah aşkına Banu. Biz Güney belasından kurtulalım derken sen onunla aramızda hiç kopmayacak bir bağ kuruyorsun. Güney umurumda bile değil. Ama sen benim umurumdasın. Anne ben bu çocuğu doğuracağım. Aferin. Ya bu çocuk ortaya çıkınca ne olacak peki? Adam aptal mı, anlamayacak mı? Karşına çıkmayacak mı? Ne diyeceksin ona, inkar mı edeceksin? Selam. Toplantıdaysanız bölmeyin. Gel gel, bitmişti zaten. Tamam, ben toplantı odasında bekliyorum. Tamam, geliyorum. Banu, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir problem yok değil mi? Yok, merak etme, her şey yolunda. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Eğer bu bebeği doğurmaya bu kadar kararlıysan, canla elini çabuk tut o zaman. Saçmalama Barış. Dedikoduların önünü kesmenin tek yolu bu. Güney'in tekrar başımıza musallat olmasına asla izin vermem. Bunu kafana güzelce yaz. Sen de canı kurban seç, kendine demeyeceksin değil mi anne? Bu yol hangisi kalmaz Banu. Hem her şey bir yana bebeğine de haksızlık. Hepimiz için ömür boyu sürecek bir kriz olur. Lütfen çok iyi düşün. Her yönüyle. Kusura bakma. Küçük bir hasar toplantısı. Güney'in artçı sarsıntıları mahkemeye kadar sürecek, belli oldu. Evet, seni dinliyorum. Ben iyice düşündüm Barış. Ortaklıktan ayrılma kararı aldım. Şaka mı? Hayır, çok ciddiyim. Ne diyorsun sen Can? Tam da desteğe ihtiyacım olduğu zamanda olacak şey mi bu? Ben artık etrafımda yaşananların bir köşesinde olmak istemiyorum. Ne yaşan? Ya yaşananlar seninle en ufak bir alakası yok ki zaten. Ne olursa olsun, sonuçta ortağız. Benim de aileme karşı sorumluluklarım var. Bu ortaklık yüzünden daha fazla soyadımın yıpratılmasını istemiyorum. Gerçekten şu anda inanamıyorum. Bak, şirketin tamamını ya sen al ya da bırak ben alayım. Ama ortaklık bitsin. Ya bir dur. Plan program da yapmışsın. Ya bir önce konuşalım. Ne oldu şimdi durup dururken, anlamadım ki. Ben neler düşünürken...
şu olana bak ya. Ben daha yakın olacağımızı düşünürken, aile olacağımızı düşünürken şimdi alınacak karar mı bu Can? Peki sence ben Güney'in yaptığı hatayı yapar mıyım? Tabii ki hayır. Sana söyledim Barış. Eğer Banu ile aramızda bir şey olacaksa bu doğru zamanla bizim kararımız olacak. Elbette. Söylediklerimi düşün. Yaz gelmeden bir karar verelim. Tamam mı? Bayağı bayağı ciddisin ya. Fazlasıyla. Düşün cevabını bekliyorum. Hemen arabanızı getiriyorum. Tamam. Yetişemedim sana. Seninle konuşmak istiyordum. Şimdi gidiyorum, başka zaman. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Banu bir dakika dur. İyi görünmüyorsun. Güney'le alakalı kafanı karıştıran şeyler var senin. Nereden çıkartıyorsun? Banu, Güney boşanmayı bu kadar kolay kabul etmezdi. Onun itiraz edemeyeceği bir durum var ortada. Lütfen bana bunu söyle. Aa, yeter artık ya, sıkıldım. Güney. Bu konu kapandı artık. Haftaya da boşanıyorum. Bir daha da Güney demeyin artık. Konuşmak istemiyorum bu konuyu. Thank you.